İşte yine aynı yerdeyiz. Bir zamanlar ben ya Martı gibi bitirdiğim o güzel bir tanın önünde yine dostlarımız toplattığımız. Bir kez daha Ersin Yıldırımızın ve ondan önce ondan sonra itirdiklerimizin acısını yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz. Her yıl sayıyoruz. Aklımızdan hiç çıkmasın diye sayıyoruz. Herkesin aklına kazınsın diye sayıyoruz. 25, 26, 27. Bugün 28. yıldayız. 28 yıl önce bugün gazetemiz Özgür Türkiye'nin 3 ayrı binası aynı anda bizzat bu ülkenin başbakanı Tansu Çiller'in bertaraf edilsin emriyle bombalandı. Bertaraf etmek. Anahtar sözcük işte buydu. Taraftık çünkü biz. Halkın tarafındaydık. Gerçeğin tarafıydık. Ve bertaraf edilmemiz bu yüzden gerekliydi. Ama bugün başlamadı her şey. Daha sonra da bitmedi. Bu ateş sizi de yakar manşetin attığımız günler bu yana geçen 28 yıl boyunca ülke oradan kalı ateşler içinde kaldı ve hiç gün yüzü görmedi. Bugün hala savaş tamtamları kalınıyor ve hala gerçeğin peşinde korkmaya devam ediyoruz. Bu arada biz daha onlarca gazeteci arkadaşımızı kusurlarda getirdik. Çoğumuz gerçeği söylemenin bedelini cezaevlerinde ödedik. Bugün şu anda yine onlarca gazeteci arkadaşımız hapiste. Tam 40 kişiler, önceki gün biri salıverildi, tahliye oldu, 39 arkadaşımız cezaevinde. Çoğumuz gerçeği söylemenin bedelini cezaevlerinde ödedik. Bugün şu anda yine onlarca gazeteci hapiste. Nagihan'ımızı Süleymaniye'de daha geçen de katlettiler. Rüccihan'ımızı çok sevdiği Çengel topraklarını verdik. Ve birkaç gün önce birlikte İhsan Efendimiz'in kardeşimiz bombardımanın hedefi oldu. Ama yanıldılar. Hep yanıldılar. Bir bombalık ürünümüz var saklılardı, yanıldılar. Her büfenin kalemini arkasından gelenler de vardı. Her mezarlık dönüşünde daha da kalabalıklaştık. Bir kilitlik kapımız var sanıyorlardı, yanıldılar. 50'den fazla kilit vurdular kapımıza. Tek tek söktük hepsini ve daha ertesi gün yeniden sokaklarda sesini tankılandı. Bir hücrelik inancımız var tanıyorlardı, yanıldılar. Yattığımız yerde kendimize benzettik biz. Çünkü ürünü de hakikati de hep içimizde taşıdık. O arada çok bakan da eskittik biz. Kimden gelip geçti, bitiyor diyenleri, düştü bitiyor diyenleri, kıvaslayanları da gördük. Çok hakimi savcıyı emekli ettik ayrıca. Hatta bazıları dünyadan bile bitmemişlerdir artık. Kimse adlarını hatırlamıyor onların, yazık. Asri mezarlıkta yerleri baki ama halkın kalbinde bir toz zerresi kadar yer kaplamıyorlar artık. Biz hayatta kaldık ama nefes almak, vermek gibi değil. Yüreğimiz çarpa çarpa, baktı elden ele geçirerek yürüdük ve bugüne geldik. İşimizin başındayız. Apomuzlarının yolundayız. Şimdi 28 yıl sonra ne ve bütün şehitlerimize yeniden selam veriyoruz. Şehit Ahmet! Şehit Ahmet! Çok uzun yıllar geçti. Evet, 28 yıl. 28 yıl önceyi çok iyi hatırlıyorum. Cağaloğlu'nda Özgür Ülke'nin de binasının bulunduğu binada belge yayınları vardı. Biz Ayşe Zarakoğlu ve Ragıp Zarakoğlu ile birlikte oturuyorduk. Karşı daire boştu. Birdenbire karşı daireyi birilerinin tuttuğunu söylediler ve bir takım adamlar geldiler. Son derece şüpheliydi halleri. Biz dedik ki bunlar bir şey peşindeler. Ve ertesi gün uyandığımızda bombalar patlamıştı. Hem buradaki Özgür Gündem binası hem Özgür Ülke'nin bulunduğu bina bombalandı. Ve Ersin Yıldız yaşamını yitirdi. Aslında Özgür Gündem çok fazla ölüsü olan, belki de dünyada en fazla ölüsü olan basın organı. Ape Musa'dan tutun, Hafız Akdemir, Ferhat Tepe, o kadar çok isim var ki burada sayabileceğimiz. Ama onların çocukları bu kadar baskıya rağmen hala bu mücadeleye devam ediyorlar. Çünkü bu mücadele ölülerimize karşı öncümüzün mücadelesi aynı zamanda.
Bugün biraz önce arkadaşımızın söylediği gibi çok sayıda aynı gelenekten gelen gazeteci arkadaşımız tutuklu. Diyarbakır'daki arkadaşlarımızı daha uzun yatırmak için davalarını açmıyorlar bir türlü. Bir tek şey söylemek istiyorum. Bu gazetenin unutulmaz bir başlığı vardı, manşeti vardı. Bu ateş sizi de yakar. İşte o ateş, o çatışmacı, o savaştan beslenen anlayış hepimizi yakmaya devam ediyor. Maalesef. O nedenle bu yangının sönmesi için biz hep barış talep etmeye, barışçıl çözüm talep etmeye, başka gazetecilerin ölmesini engellemeye, gazetecilerin tutuklanmasını engellemeye çalışıyoruz. Bazıları var ya, diyorlar, demokratik günlere dönmek istiyoruz. Bu coğrafyada demokrasi hiç olmadı. Kemalistler bunu görmediler hiçbir zaman maalesef. Eski devleti hep savundular. Burada bu gazete bombalandığında bugün biz muhalefetiz diyenlerin birçoğu ortada yoktu. Sizden önce de vardı maalesef, bugün de var. Aynı devlet aklı çünkü devam ediyor. Siz görmediğiniz için, siz tuttuğunuz için, siz mağdur seçici olduğunuz için biz bunları yaşıyoruz bugün de. O nedenle bizler insan hakları savunucuları olarak basına yönelik tüm baskıların karşısındayız ve Özgür Gündem gazetesini bu coğrafyanın en çok baskı görmüş, öne vermiş basın organı olarak sonuna kadar destekliyoruz. Evet, değerli basın emekçileri, sevgili dostlar, bir tarihe tanıklık ki bu tarih, katliamlar tarihi, bu tarih inkar, ırkçılık tarihi ve yüz yılı tamamlıyoruz. Yüz yılı tamamlarken katledilen gazetecilerin, kapatılan gazetelerin sayısını ifade edebilmek oldukça zor sevgili dostlar. Bu ırkçı faşist sistem bazen şarkısı hap planı, bazen Tunceli kanunu, bazen özel hap, bazen sükunetin, bazen darbe, bazen de basını bastırma ve susturma. Bu bastırma ve susturmada hatırlarsanız, Kürt realitesini tanıyoruz diyen Demirel, bunlar gazeteci değil terörist demişti. Ve biraz önce ifade edildiği gibi şu an siyasi mefta olan Tansu Çiller de direkt hedef göstermişti. Konsept şöyleydi. DEP kapatılacak, DEP milletvekilleri Hatip Dicle, Leyla Zana, Orhan Doğan, Selim Sadık hapislere tıkılacak. Gazeteciler katledilecek. Köyler boşaltılacak. Bu da yetmeyecek. Faili meçhul cinayet denen devlet kontrolündeki cinayetler yapılacaktı. 17 bine aşkın insan caddede, sokakta, meydanda katledilecek, binalar bombalanacak ve yıkılacaktı. Ersin'in katili ve bu binayı bombalayanlar bugün Rojava'ya bomba atanlardır. Roboski'yi bombalayanlardır. Madımak'ı yakanlardır. Bu katliamı yapanlar sadece özgür ülkeyi bombalayanlar değildir. Burada Türkiye halklarına itharcılık yapan, dün akşam 40 tane kadını tutuklayan, 25 Kasım'da kadına şiddet uygulayan ırkçı faşist zihniyettir. Bu Mehmet Ağar'ın, bu Tansu Çiller'in zihniyetidir. Bu Yeşil'in zihniyetidir. Ve onların çömezi Süleyman Soylu ile devam etmektedir. Bakınız, burada 5 tane cümle sarf edeceğiz. Katledilen bir arkadaş yanacağız. Yıkılmış bir gazeteyle ilgili insanlığa dair söz söyleyeceğiz. Etrafımız kuşatılmış. Bu nedir dersek güvenlik önlemi diyorlar. Güvenlik önlemini gidin. Taciz edilen kadınlar için, taciz edilen çocuklar için, ırkçı faşist zihniyet için, limanlarda nakledilen uyuşturucu için alın. Ha, burada da güvenlik önlemi alacaksınız ama böyle değil. İstanbul Valisi, İstanbul Emniyet Müdürü, yetkililer her dakika, her an, her yapılan etkinliğe, insan hakları ihlallerine dair suç işliyorlar. Yargılanacaksınız.
Ama biz sizi yargılarken hukukun ve adaletin demirleriyle, insan hak ve özgürlüklerinin gerekleriyle yargılayacağız. Katil zihniyette olduğunuzu biliyoruz. Yeni katliam planları yaptığınızı biliyoruz. İşte bunun birisi Rojava'dır. Bunun birisi Federal Kürdistan bölgesidir. Ve Abdülhamid'in dediği gibi, Abdülhamid'in bize miras bıraktığı gibi özgürlüğü, adaleti savunmaya devam edecek. Gurbet elli Ersuz'un dediği ve bıraktığı gibi ve nice basın şehitlerinin bıraktığı gibi biz özgürlüğü, adaleti, özgür basını savunmaya, yanında olmaya, bir mücadelecisi, bir hizmetçisi olmaya devam edeceğiz. Ben bir kere daha burada dönemin katliam ortaklarını kınıyor. Şu anda hukukun işletmeyenleri kınıyor. Bu dosyayı kapatanları kınıyor. Katliamın anmasına katılanlara sevgi ve saygıyla selamlıyor. Abdülhamid şahsında, Ertin Yıldız şahsında hak, adalet için can baş verenleri sevgi ve saygıyla anıyorum.